Karabük'te çeltik ekimlerine başlanırken, pirince dönüşen çeltiğin zorlu mesaisi drone'la görüntülendi. Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı. Bu yıl hava şartlarından dolayı 10 gün gecikmeli başlayan ekimler drone'la görüntülendi. 320 dekar alanda çeltik ekimine başlayan çiftçilerden Halit Gömeç, zorlu yolculuğu anlattı. Allah veresiye kullar yesiye. Bismillahirrahmanirrahim. Bu seneki hasadımız. Mayıs'ın her zaman ilk yani 3-5 gününde başlardık. Bu sene 10-12'si gibi başladık. Soğuk gidiyor gerçekten de bu sene iklim soğuk. İşte işi yarı ettik. Yani yarıyı geçti gibi biraz. Uğraşıyoruz şu anda yani traktörler bulatma işlemleri, tavalar düzenleme işi. Ondan sonra da biz bir gün sonra da tohum veriyoruz. Tağlara tohumlarını atıyoruz. Tohumlama yapıyorsunuz. Evet, tohumlama yapıyoruz. Bu sene eğer gidişat böyle giderse bu serin sıkıntılı. Harbiden priz sezonu sıkıntılı olur yani böyle serin giderse. Çünkü dünkü havaya bak 30 derece. Mesela bugün 22 derece. Yarın bakıyoruz meteoroloji 30 derece gösteriyor. Yani acayip bir mevsimin günlük bırak haftalı aylı günlük bir değişime başladı. Çok sıkıntılı bir çeltik için sıkıntılı bir durum yani. Mevsimin soğuk olması. Bu sene il tarımından desteklediler %50 hibeli tohum desteği. İki çeşit bir tohum desteği uyguluyoruz. Onu deneyeceğiz. Bakacağız artık onda randıman nedir, ne kadar ürün alacağız topraktan. Sonbaharda belli olacak Eylül ayında hepsi. Ben saat 9, işte 9.30 gibi başlıyorum tohum atmaya. Arkadaşım yardım ediyor tohumları doldurmaya. Ben de suyun içinde saat işte öğlen bir yemeğe çıkıyoruz, bir namaz, işte bir ikindin. Gerisi hep suyun içindeyim yani, çamurun içindeyim sürekli. Kimi zaman düşersin, kimi zaman kalkarsın, işte ayağını böcek de ısırır. Yılanın da tepesine basarsın. Her şey var. Bu suyun içinde yok yok. Her türlü mahlukat, her türlü canlı var. O canlıyla biz de bir canlı olarak mücadele ediyoruz. İşte hayat mücadelesi ne yapalım yani rızkımız için. Bu iş böyle. Pirincisi yani tarım sektöründe en ağır bir emeği olan en ağır bir ürün yetiştirme yani bu.